Değerli dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir vergi algı yayında sosyal güvenlik konusundan yine güncel bir konuyu ele almak üzere birlikteyiz. Bugünkü programımızın konukları Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Mesut Balcı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Ozan Bardakçı. Her ikisine de vergi algı yayınına hoş geldiniz diyorum. Hoş Hoş bulduk. bulduk, teşekkürler. Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bugün Bağkur'la ilgili bir konuyu konuşacağız. Seçim öncesi gündeme gelen Bağkur'da 72 gün, özür dilerim, 7200 gün konusu vardı. Bağkur'daki 7200 gün konusu kimleri kapsıyor ele alacağız. Ama ona geçmeden çok kısa kısa bazı konuları ele almak istiyoruz. Bunlardan birincisi Bağkur, sosyal güvenlik sistemimizin bir parçası. Bağkur nasıl ortaya çıktı ve kimler Bağkurludur? Bilmeyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız için kısa bir hatırlatma yapalım. Çünkü şu anda belki kişi çalışmıyordur ama yarın bir gün Bağkurlu kapsamına girebilecektir, Bağkur kapsamına. Bunun da bilmesinde fayda olabilir. Bu soruyu Mesut Bey'e sorarak başlıyorum. Mesut Bey, Bağkur nasıl ortaya çıktı geçmişte ve kimler Bağkurlu kapsamındadır? Nazmi Bey, Bağkur daha önce böyle bağımsız kendi adına çalışan şeyler, kasaptır, manavdır ve adamın bir şirketi vardır. Yani bu gibi kişilerin bir sosyal güvenliği yoktu. Evet. Ama 1971 yılından itibaren vergiye kayıtlı olan, böyle esnaf olan herkes, vergi kaydı olan herkes Bağkur kapsamına alındı. Burada bunlar primlerini kendi ödüyorlar. SSK'lılar gibi değiller. SSK'lılar primlerini işveren kesiyor. İşçi hissesini, işveren hissesini ödüyor. Burada da Bağkurlar primlerini kendileri ödüyorlar. E kimler Bağkurlu? Gelir vergisi mükellefi olanlar. Onun dışında da yani bu eski kanundan bahsediyoruz şimdi. Biz 5500'den bahsetmiyoruz. Çünkü o eskilerin hükümlerini, yükümlülüklerini, haklarını değerlendireceğimiz için onu söylüyoruz. Evet. Onun dışında da esnaf siciliyle beraber vergiden muaf olanlar var bir de. Esnaf sicilinden birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olanlar bunlar için talep tarihinden. Vergide hemen vergiyi başladı mı başlıyor. Zorunlu. Ama diğerlerinde istekle oluyor. Bir de bunun dışında şirket sahibi olanların da Bağkur'u var. Limited şirket, değil mi? Anonim Onlar, şirket, yani onlar ortağı olanlar. limited şirket, ortaklar Bağkur'lu oluyorlar. Bunlar da şirketten ayrılınca işleri bitiyor, Bağkur kesiliyor. Bunun dışında bir de isteğe bağlı olarak Bağkur'lu olmak mümkün. Bir dilekçe veriyorsunuz, yani işiniz gücünüz yok, evde oturuyorsunuz. E şimdi devlet demiyor ki, ya ben seni sosyal güvenlikten yoksun bıraktım. Diyor ki ver bir dilekçe. Seni diyor isteğe bağlı Bağkurlu yapayım. Bir de bu var. İsteğe bağlı da Bağkurlu olup primleri ödüyorsunuz. Aynı esnaf gibi şirket ortağı gibi siz de emekli olabiliyorsunuz burada. Şimdi bu ikisi var. İsteğe bağlı var, zorunlu var. Ama primleri ödemediğinizde burada hiçbir zaman zorla sizi primi takip yapmadı devlet. Evet. Dedi ki değişik uygulamalar çıkardı. Dedi ki 10 yıldan fazla primi borcunuz varsa dedi bir dilekçe verin dedi. Sigortanızı durdurayım dedi. Ondan sonra ben dedi sizi sigortalı saymayayım. Priminizi de almayayım dedi. Yani onu sistem dışına atmış oldu. Ne oldu? O yatırdığı primde cebine kar kaldı devletin. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ne oldu? İleride belli bir yaşlarda toptan ödeme imkanı var bu sefer. Herkes emekli olacak diye bir kural yok. Bir günü dolduramadın. Belli bir yaşa gelince ya ben buraya prim ödemiştim. Bunu bana geri verin deyince toptan ödeme şekliyle alıyor. Tabi bu devletin yani sigortalı ne kadar çok olursa o kadar emekliye bakabilirsiniz aslında. Ama burada da bir kısmı diyor ki bunlar emekli olmasın. Bunların yatırdığı paralar bende kalsın. Sonra ileride veririm.
Yani böyle bir mantıkta mı oluyor? Ya da ödeme gücü olmayanlar var. Ya bunları zorlamayın diye oluyor. Böyle yapıldı. O 10 yıl sonra 5'e indirdi. İndi. 5 son sayılı kanun zamanında. Sonra 2 yıla indi. Şimdi de herhalde 0'a indiydi en son düzenlemeyle. Yani bir yılın altında da olsa ya ben ödeyemiyorum dediğin zaman sigortanı durduruyorlar. Öyle bir düzenlemeler de var. Ve bu şekilde devam ediyor. Ama düzenli ödeyen Bağkur'un o zaman 25 yılda emekli oluyor. 25 yılda 9 bin gün. Artık burada 7200 konuları var. Onları Ozan Bey herhalde Ozan anlatır. Bey'e, onu da Ozan Bey'e Onu soracağım. Ozan Bey'e paslayalım oradan. Doğru. Pası Devam etsin verdiniz. kendi öyle. Çünkü şey emeklilik konusuna geldi. Peki Ozan Bey, aslında Mesut Bey pası attı. Emekliliklerinde farklılık var mı? SZK'ya, eski SSK ve Bağkur olarak kayıtlı olan kişilerin, sosyal güvenlik sisteminde kişilerin emekliliklerinde bir farklılık var mı? Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Şimdi SSK emekliliğinde daha önce bu EYT'ye de konu oldu zaten. 5000 günlük emeklilik vardı. Bu 5000 günde bir yaş kademe getirildi. Bu 5000, 5975'e çevrildi. Şu anki EYT kanunu kapsamında da kişilerin sigorta girişine göre belli bir günleri var. Ama Bağkur için kadın da 20 yıllık bir hizmet istiyor. Bu kadın için 7200 gün, erkek de 25 yıllık bir çalışma hayatı istiyor. Bu da 9000 gün yapıyor. Seçimden önce tam bizim konumuz olan Bağkur'daki primle ilgili olarak siyasilerden ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan şöyle bir açıklama geldi yani. Esnaflarda 7200 güne çekiyoruz diye. Tabii bunun için kanun çıkması gerekiyor. Bu kanunun da eski Bağkur kanunlarında yapılması gerekiyor ki şu anki kişilere uygulanabilsin. Çünkü bizim Bağkur'la ilgili, SSK ile ilgili, emekli sandığı ile ilgili bütün o düzenlemeler 2008 yılında başka bir kanuna çevrildi. Geçici maddeleriyle işlemler yürüyor. Burada esnaf için 7200 gün tanımı yapıldı. Fakat başkanımın da az önce söylediği gibi Bağkur'un içinde sadece esnaf yok. Bağkur'un içinde köy muhtarı da var, mahalle muhtarı da var, anonim şirketin ortağı da var, limited şirketin ortağı da var. Esnaf dediğimiz kişi de var. Bununla birlikte jokeyler, onların antrenörleri de Bağkur'un içinde. Yani Bağkur geniş bir alan. Burada da aslında bir Bağkur içerisinde bir ayrıma gidileceği anlaşılıyor. Yani Bağkurluların bir kısmı 9 bin günle emekli olacak. Esnaf için 7200 gün öngörülecek. O nedenle burada aslında bu 7200 gün kim için öngörülüyor? Burada kanunun maddesini daraltmak gerekiyor kimi kastettiğini. Ama az önce başkan da söyledi. Yani bir kitleyi daraltırken onun içinden birilerine başka bir hak verirken daha kolaylaştırıcı hükümler getirdiğinizde bu aslında yani hukukta bir kaosa yol açmış olabiliyorsunuz. Bakın EYT örneğindeki gibi işte o hak verilirken öbür hak verilmedi. Kitle içerisinde farklı durumlar ortaya çıkıyor. Bir kısmı emekli olabiliyor, bir kısmı emekli olamıyor. Ama esnaf dedikleri için yani burada beyanda esnaf ifadesi geçtiği için bu sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu adı verdiğimiz şu anki kanunda muhtemelen kastedilen basit usulde vergilendirilen kişiler ve işte gelir vergisinden muaf sayılan kişiler, pazarcı, işte marangoz, yani esnaf diyebileceğimiz vergi sistemiyle ilgili olarak işte basit usulde vergilendirilen veya gelir vergisine tabi bile olmayan yaklaşık 1 milyon civarındaki Bağkur sigortalısı ile ilgili bu söylenen şey 7200 güne çekileceği yönünde oldu. Tabii bunun için bir kanun çıkması gerekiyor. Ben şey soracağım bu arada az önce Mesut Bey ikili ayrımdan bahsetmişti. Bir isteğe bağlı Bağkurlar bir de zorunlu. İsteğe bağlılarda da mı 9000 iş günüydü emeklilik için şart olan süre yoksa O onlardan... konuda herhangi bir değişiklik öngörülmedi, söylenmedi. İsteğe bağlı sigortada kadın için de erkek için de şu an için 2008 sonrası kanun uygulaması 25 yıllık sigortalılık gerekiyor. Ev hanımları da yapabiliyor bunu. 25 yıl bilfiil yatıracak. Ama siyasi işte seçim öncesi dönem söylenen siyasi söylemlerde ifade esnaf yönündeydi. Esnaftan kasıt da basit usulde vergilendirilen veya gelir vergisinden de muaf olan
bir kitle ama isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili herhangi bir şey söylenmedi. Evet, çok teşekkürler. Şimdi Mesut Bey'e ben bir hukukçu gözüyle bu konuyu aktarmak istiyorum. Siz basına yansıyan ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer yetkililerin ya da medyada yazan sosyal güvenlik konusunda kişilerin ifadesini aktardınız ve sanki orada sadece esnaf olması sebebiyle Bağkur kapsamında olanların 9.000'den 7.200 güne ineceği anlaşılıyor. İfade en azından şu anda öyle gibi. Peki Mesut Bey, bu hukuki açıdan da tabii netlik kazanmış bir ifade değil şu anda. Hani hepsini kapsayıp kapsamayacağı ya da sadece sınırlı bir kesime mi olacak? Ben şeyi sormak istiyorum Mesut Bey. Bu az önce belirttiğiniz, bu kapsama giren, Bağkurlu kapsamına giren çok farklı meslek gruplarında olan kişiler var. Tarım Bağkurluları var, şirket ortakları, anonim şirket, limited şirket ortakları var. Ticari esnaf kapsamında olanlar Bağkur kapsamında. Eğer sadece esnaf kapsamındakilere gün sayısı, emekli olmak için gerekli olan gün sayısı 9.000'den 7.200'e indirilirse diğer kişiler açısından, diğer gruplar açısından, adalet açısından, hukuk açısından bir sıkıntı olur mu? O konuda ne dersiniz? Yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi şöyle, aynı kanuna tabi olanların çeşitli hükümlere tabi olması mümkün değil. Şimdi biz 3, 4 ayrı sosyal güvenlik kanunu vardı. Bunları birleştirdik, sözde birleştirdik ve böyle devam ediyoruz. Şimdi sen bunun içinden alıp da bir tanesini yine parçalara bölüp tekrar sen bakkalsın, 7.200'de emekli ol. Sen isteğe bağlısın, sen 9.000'de ol. Yani bu mümkün değil. Bir de şunu biz baştan düşüneceğiz. En baştan. Neden SSK'lılar 5.000 gündü, 5.750 gün şimdi işte şu geçiş döneminde, eskiler öyle. Neden Bağkurlar 25 yıl ya da 15 yıl, yaş koşuluyla 15 yıl da var yaşa göre. O da var. Şimdi işçi her zaman iş bulamayabilir, kamu işçileri hariç. Gider, işveren işten çıkartır, bir yıl, iki yıl işsiz gezer. İş bulamaz. Değil mi? Yani 5.000 günü, 5.750 günü tamamlamak, şimdi kendi işiniz değil. İş bulup çalışacaksınız, priminiz ödenecek. İş, zaten işveren bildirmez bazen. Mahkemelik olursunuz. Sigortanızı yatırmaz. Şimdi onun için onların daha çabuk emekli olmaları mümkün kılınmalı. Onun için onların süreleri daha az tutulmuş. Bağkurların daha çok. Bağkurlu esnafsa kendi iş yeri var zaten. Emekli olunca da onu sürdürecek. Yani iflas etmedikçe, iş yerini kapatmadıkça, ki bu İş yerini kapatacak falan diye bu öngörülemez önceden. Onun için bunların süreleri daha uzun tutulmuş. Evet. Onun için şimdi sosyal güvenlik kurumunun bir aktüerya dengesi de var. Bunu gözettiğimizde zaten böyle bir çalışma doğru olmaz. Böyle bir çalışma, bunu 7.200'e indirelim. Bunlar da emekli olsunlar. Yani böyle bir çalışma bana göre çok doğru olmaz. Sosyal güvenlik kurumunun zaten dengesi pek düzgün değil. Bu EYT bile sarstı bunun bütçesini. Onun için bunları daha çok genişleteceklerini ben düşünmüyorum. Bunlar seçim vaadi yapılmış olabilir ama yani bunları yapmak, yani ülkenin ekonomik durumu ve kurumun ekonomik durumu dikkate alındığında, bütçesi dikkate alındığında evet, pek doğru olmaz. Ben bunların yapılacağını da zannetmiyorum. Yani ben doğru görmediğim için yapılmamasından yanayım ben. Yani ülkeyi düşündüğüm için. Yoksa ne olacak?
Hepimiz emekli olan, bütün ülkeye emekli aileye bağlayalım. Herkes alsın otursun yani. Herkese bağlayalım emekli. Herkes diyor ki çıraklık sayılsın, şu sayılsın, bu sayılsın. Biz de emekli olalım. O zaman ne var? TC vatandaşı herkese emekli aileye bağlayalım. Herkes otursun evinde. Yani bu sistem ekonomi nasıl dönecek? O aylıkları biz nasıl ödeyeceğiz? Onun için şimdi bunları çok genişletmemek lazım. Ben çıkacağını düşünmüyorum. Hele bir de parça parça çıkarsa temelde adaletsizlik olur. Sana 7.200 gün, sana 9.000 gün. O sistemin içinde bunların hepsini aynı düşünmek lazım. Şirket ortağıyla köy muhtarını işte vesaire şirket ortağını veya işte kendi adına vergi ve kayıtlı olanı. Şimdi bunları dedim esnafları böyle yaptık. Köylüler ne olacak? Bir de tarım bağkurları var. Onları da ayrı edemezsin. Bu sefer onlar da aynı sisteme gün sayısına tabi. Onları da o zaman indirmen lazım. O zaman yani sosyal güvenlik kurumunun yani bütçeden alacağı pay çok fazla olur. Ya bu ülke ekonomisi için de doğru olmaz. Ya ben bu ülkeyi yani yönetecek durumda değilim de zaten. Ama yönetenler de bunu düşünürler, bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Çok Evet. teşekkürler. Şey çok güzel zaten yerli yerine oturttunuz. Bağkur'dan niye daha fazla prim ödemesi gerektiği ya da SSK'ların daha az ödediği konusundaki temel sosyal güvenlik sistemi içerisindeki mali yapıyı ortaya koydunuz. Aktüeryal dengeyi çok haklı bir şekilde ortaya koydunuz. Bunların devamı için bunların göz önünde bulundurulması her zaman gereken bir unsur. Aksi takdirde sürekli merkezi bütçeden aktarılan pay daha fazla artacak. Merkezi bütçeden arttırılan pay da vergi yükünün arttırılması suretiyle vatandaşların daha fazla vergi ödemesi sonucunda olacak aslında baktığınızda. Çünkü neticede bir kaynağa ihtiyaç olacak bu. Bir maliyeci olarak biz de bunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla aktüeryal dengeyi koruyucu şekilde sürekli kurumun mali yapısının güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir yapılanmaya ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyorum. Son birer cümleyle arzu ederseniz bugünkü yayınımızı tamamlayalım. Önce Ozan Bey son bir ifade etmek istediği bir konu varsa ona söz vereyim. Sonra da Mesut Bey'e söz vermek suretiyle yayınımızı tamamlayalım. Şimdi Nazmi Bey, Mesut Bey'in söylediği gibi zaten bir ayrım var Bağkur diye. Bu ayrımın içinde ayrım yaptığınızda bakın nasıl bir sonuç çıkar. Şöyle örnek vereyim. Çiftçi ürünü kaldırdı. 4B'li çiftçimiz ürünü kaldırdı. Domatesi götürdü ve hale sattı. Komisyon evine sattı ve komisyon evindeki kişi bunu aldı. Manava sattı. Bu üçü de Bağkurlu. Ve bu olaylara tanıklık eden bir muhtarımız var. Bu da Bağkurlu, dördü de Bağkurlu. Eğer bu düzenlemeyi sadece biz esnafa yaparsak sadece manav bundan faydalanacak. Çünkü çiftçi için 9.000 devam edecek. Komisyon evi işleten kişi eğer limited şirketi işletiyorsa, limited şirketi artık şahıs şirketi değil, sermaye şirketi olduğu için 9.000 güne tabi olacak. Manav eğer bunu gerçek usulde vergilendirilecek şekilde esnaf olarak yapıyorsa 7.200 gün ne olacak? Ama manav aynı zamanda bir marketi yanında bu manavlığı yapıyorsa, market de eğer bir limited şirketi ise böyle bir durumda bu manavda 7.200 günden tekrar 9.000 güne dönecek. Bu manav aynı zamanda muhtarsa 7.200 gün de olsa muhtarlık onun valilik tarafından yatırılan prim olduğu için acaba o 9.000 günle mi emekli olacak? Yani böyle bir düzenleme yepyeni yüzlerce soru işareti çıkaracak. Bu bir. İkincisi de anonim şirketin ortağı 9.000 günde emekli olmak yerine oradan ayrılıp bir aylığına esnaflık yaptığında 7.200 günden faydalanacak mı? Yani tüm sigortalılar tekrar ne yaparsam emekli olurum kaygısına girip yeni yeni hülleler arayacak mı? Sosyal güvenlik sisteminde ne kadar çok farklılık oluşturursanız o kadar çok adaletsizlik ve o kadar hülle ortaya çıkar. Bundan kaçınılması gerekiyor. Artık şu sistemin öngörülebilir, belirli ve anlaşılır hale gelmesi gerekiyor. Aksi halde her gün birimiz mağdur oluyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mesut Bey, sizin de son cümlelerinizi rica Şimdi edeyim. bu hülle deyince, bu ülkede zaten herkes çalışmaktan ziyade emeklilik peşinde. Olmayan hizmetini tespit için dava açan var. Yok, dükkanını eşinin üstüne yapıp kendi aynı dükkanda sigortalı çalışıp daha önce emekli olmak isteyen ve bunu başaran var. Böyle şimdi her türlü sistemi zorlayıp kendi menfaati için biz de bunu uygun hale getirenler var. Şimdi bu Ozan Bey'in dediği gibi böyle farklı bir düzenleme olursa oradan da çeşitli çeşitli işte ben nasıl daha önce emekli olurum gibi nasıl bundan faydalanırım bu 7200'den gibi arayışlar olacaktır. Tabii bu arayışlar sonucunda bir kısım vatandaş da bunlardan faydalanacaktır. Ama bana göre bu 7200 gün çıkarsa da herkes için çıkar zaten. Farklı farklı çıkmaması lazım. Hani ilk telaffuzda belki Bağkurlar, esnaflar falan denmiş olabilir ama böyle ayrı ayrı çıkaracaklarını büyük, toplumda büyük bir tepki olur zaten. Biz neye ayırt edildik diye büyük bir tepki olur. O tepki sonucu zaten bu 7200 çıkacaksa herkese yayılır. Herkes bundan istifade eder. Ama ben yine söyleyeyim. Hani bunu izleyenler olursa derler ya kötü insan bizim emekli olmamızı istemiyor diyebilirler. Ama ben sizin için kötü olabilirim, ülke için iyiyim diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de böyle af buyursunlar, kötü değerlendirmesinler söylediklerini. Estağfurullah. Sizin söylediğiniz gibi bütün ülkenin herkesin iyiliği için, sadece kişisel bir iyilik için değil. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Sayın Mesut Balcı'ya, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Ozan Bardakçı'ya bu değerli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yine vatandaşın gündemini, hepimizin gündemini ilgilendiren sosyal güvenlik konularında bir araya gelmek üzere sizlere iyi günler diliyoruz.